Pekala. Estetik ameliyat yapılamayan durumlar nelerdir? E, ayazı Aha. ve diş tedavisi yapılamayan durumlar nelerdir? Bugün biraz onları sormak istiyorum. Onunla ben başlayayım estetikte için. Bakın estetik ameliyat yapılması için birkaç tane özellik var. Bir tanesi bir kere hastanın genel sağlık durumunun bir ameliyat olmaya engel durumunun olmaması lazım. Yani anesteziye engel olmaması lazım falan. Bir diğeri hastanın beklentisinin gerçekçi olması lazım. Yani şöyle düşün. Hasta gibi bir insan gelebilir. Ben güzel olmak istiyorum der. Ben Angelina Jolie gibi olmak istiyorum diyebilir mesela. Ben onun gibi tıp, <laughs> beklenti biraz gerçekçi dışı beklentiler Gerçek olabilir. Dışına. Gerçekçi olmayan beklentiler olabilir. Bir diğeri de hastanın psikolojik olarak psikolojik olarak böyle bir değişimi, böyle bir operasyonu kaldıramayacak bir psikolojik yapısı olması gerekir. Yani biz aslında değerlendirirken... Peki bunu anlayabilir misiniz hocam? Bunu çoğu zaman anlıyoruz ama gözümüzden kaçan olabiliyor. Tabii. Böyle border diyoruz, sınırda ha. vakalar var. Yani o tarafa da kayabilir evet. bu da? O çok iyi bir kurguyla, çünkü sonuçta biz o insan ne kadar görüyoruz? Bakın size bir Tabii. doktora geliyor, sizinle bir 5 dakika, 10 dakika bir konsültasyon yapıyor. Tabii. Değerlendiriyorsunuz. Hadi bir 10 dakika Hadi daha yapın. Hadi yarım saat yapın. Hadi yarım saat yapın. Yarım saat konsültasyon yapın. Siz o hayatı, 30 yıllık, 40 yıllık yaşanmışlıkları 10 dakikalık süreç içerisinde o insandaki talibatlarını psikolojisindeki farklılıklarını anlayamazsınız. Özellikle sınırdaki vakalarda. Çok da güzel şeyin kamufle anlatır. edebiliyorlar çünkü Çok değil da mi? kamufle edebilirler. O yüzden bazen işte o gibi durumlarda çok ender rastladığımız oluyor. Öbür türlü biz mutlaka bir psikolojik konsültasyona, psikiyatri konsültasyonlarına çok uygun bir dille yönlendirme yapıyoruz. Yani üç konu. Bir, hasta beklentisini. Hastanın her şey iyidir. Psikolojisi, kariyeri, her şey hiçbir sorunu yok. Ama beklenti sıkıntı. Tabii. Bir diğeri psikolojik dediğim gibi durumlar, bariyerler. Bir diğeri de genel sağlık durumu. Bunlar eğer uygunsa asla insan estetik operasyon rahatlıkla geçirebilir. geçirebilir. Eğer o şartlar doktorla hekim arasında ve hekimle hasta arasındaki iletişim iyiyse.